Evet değerli dostlar, tekrardan selamun aleyküm. Şimdi şöyle bir yapayım. Kurum önerilerine bir bakacağız. Hangi aracı kurumlar, hangi şirketler için al tavsiyesi vermişler, ona bir bakacağız. Bunlar da bizim için önemlidir. Özellikle bir yol haritası var mı yok mu, onunla ilgili fikir sahibi olmak için önemli bir gösterge. Raporlar var. Bu raporları da okuyabilirsiniz. Burada mesela Alp Yatırım varmış, Galata Menkul, Gedik Yatırım. Burada Mavi bilançosunu, finansal değerlendirme raporunu açıklamışlar. Tüpraş varmış mesela burada. Mavi'de bayağı bir yapmışlar. Migros'ta yapmışlar, Tofaş'ta yapmışlar, Big Chef'te yapmışlar, Alarko'da yapmışlar. Aydem Yenilenebilir Enerji'de yapmışlar. Birçok şirkette rapor da hazırladıklarını görebiliyoruz. Aslında buradaki raporları da bir ara okumak ve not almak gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi yeni öneriler var. O önerilere bir bakalım. Yaklaşık 15-20 gün önce bunun bir tane videosunu çektim. Şimdi bu faiz oranlarının yükselmesiyle beraber elbette iskonto oranları da değişecektir bazı şirketler özelinde. Ama bugün işte Kardemir'de de bir tane aracı kurum, banka, hedef fiyat vermiş 32 TL. Burada Garam varmış. Mavi'de Alp Yatırım 173 TL eder vermiş, al demiş. Galata Menkul 164 demiş. Mavi'de Halk Yatırım 178 demiş. Burada başka var mı? Ereğli'de 45 TL demişler, tut demişler. Bankaları geç. Mavi'ye baktığımızda yine aynı şekilde İş Yatırım da hedef fiyat vermiş, 167 TL, al demiş. Gedik Yatırım Allah kalmamış, demiş ki endeks üstü gerçekleşebilme ihtimali var demişler. Madem öyleyse bugün tavan oldu mu? Olmadı. Elindeki malı çıkarmak için bu kadar hedef fiyat veriyorsun. O da belirsiz ama şirketin bilançosu güzel gelmişti. Ederini de 3 aşağı 5 yukarı sizlerle paylaştık. Şimdi başka var mı? Şöyle hepsi banka arkadaşlar. Yani görebiliyor musunuz? Hepsi banka yani. Doğru düzgün bir tane şirket yok. Full bankalara ağırlık vermişler. Tamam mı? Yani şimdi inanılmaz bir pislik dönüyor. Yani herkes bankalara yöneliyor. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Elbette ki bizim bankalarımız çok ucuz, onu kabul ediyorum. Ama yani sanayi şirketlerini değerlendirmesini yapsana, raporlarını hazırlasana ya. Şuraya bir baktığımda bir tane doğru düzgün rapor yok ya. Tamam, Mavi var, Karsan varmış. Ya bir de yani tarihine de bakmak gerekiyor. Bak tarih, bir ay önceki tarih mi? Yok. Aslında bu, bak bunları okuyabilirsiniz. Başka var mı? Turkcell varmış, İskenderun varmış. Yani genel itibariyle Doğanlar Mobilya varmış. Başka Tofaş varmış, Galata Wing varmış. Yani böyle bilindik 5-6 tane şirketin raporlarını hazırlamışlar, vermişler. Umarım güzel hedef fiyatlar da vermişlerdir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir baktığımızda böyle aham şaham da bir şey var mı? Ona bir bakmak gerekiyor. Burada dikkat çeken şeylerden bir tanesi Mavi'ye büyük bir ilgi olduğunu görebiliyoruz. İşte burada Migros'ta bir maçta varmış. Aselsan'da varmış 56 TL. Zoren yok. Endeks üstü endekse paralel getiri demiş. Tüpraş'ta endeks üstü getiri demişler. Güzel. Toaso'da endeks üstü getiri. Şok Market'te endeks üstü getiri. Sabancı Holding'de endeks üstü getiri. Ya şimdi bak arkadaşlar. Ya 6-7 ay önce. 6-7 ay önce bu hedef fiyatları verdik. Yani biz hedef fiyat veremiyoruz da. Yani değerlemesini çıkardığımızda bu şirketin ederi 94 TL'ydi. Siz o zaman niye paylaşmıyorsunuz? Ya çünkü benim de kullandığım sistem sizinkiyle aynı. Siz inaya göre hesaplıyorsunuz. Biz de inaya göre hesaplıyoruz. Tamam mı? Yani amaç ne, çözemedim. Yani gerçekten çözemedim. Yani 6 ay önce bak videom var yani YouTube'da, sağ ol Yakup yazın, otomatik bir şekilde çıkacak.
Yani bilmiyorum. Medical Park endeks üstü getiri varmış. Mavi'de yine aynı şekilde. Burada Kardemir'de Frotto varmış. Burada Doğaç varmış. Frotto varmış. Agol varmış. Şu tarafa bir gelelim. Evet, Ereğli'yi söylemiştik. Burada Mavi'yi söylemiştik. Hemen şöyle bir aşağı doğru geldiğimizde endeks altı getiri demiş. Allah Allah, helal olsun. Ha, Halk Bankası. Tabii ya. Galata Wind varmış. 45 TL eder demişler. Mavi 158 il. Alarko 147 TL. Şok Market 90. Bimaş 310. Şöyle bir gelelim. Tekfen 62 endeks üstü getiri. Şişe 64 demiş endekse paralel. Petkim'de yine aynı şekilde. Orge varmış 72 TL endeks üstü getiri. Ah. Ah ah. Birileri şu eski Orge videolarımızı izlese de biraz bizim hakkımızı teslim etse. Ama ne olmuş? Ama ne olmuş yani? Migros endeks üstü getiri varmış. Koç Holding endeks üstü getiri. Gerçi bunlar bir aylık raporlardır. Böyle yani aşağı doğru gelmemin bir sakıncası yok. Energisa'da 65 TL eder fiyat demişler. Doğu'da 17.50 demişler. Coca-Cola'da 475 demişler. Anadolu Efes'te 150 demişler. Geç bunu namussuz. Aksa 90 TL demiş ya, endeks paralel. Zaten buradaki fiyattaki. Şöyle bir aşağı doğru geldiğimizde Doğaç varmış. Endeks üstü getiri. Doğaç varmış. Kardemir D varmış. Yataş varmış. Vestel varmış. Turkcell varmış. Bimaş varmış. Yani genel 3 aşağı 5 yukarı. Aa, burada bak Doğanlar Mobilya varmış 15 TL. Biz de herhalde 16 TL mi eder bulmuştuk. 17 miydi? Hatırlamıyorum. Akçansa varmış. Bunlar zaten ederini gerçekleştirdiler ya. 3 aşağı 5 yukarı. Ya buradaki listeyi takip etmekte fayda var diyeceğim de böyle bilin bir kale kimde yok mesela. Kim burada yok abi. Mesela bunları bir açıklamanız gerekecektir diye düşünüyorum. Ya da böyle şişeye güzel bir hedef fiyat veren bir tane aracı kurum yok. İşler mi kötü? Değil. Yatırım mı yapıyor mu? Yapıyor. Mesela Kontrolmatik'te, Yeotek'te yok. Bunlar önemli. CV Enerji'de yok. Smart Güneş'te yok. Niye yok? Çünkü ederinin üstünde fiyatlıyorlar. Tamam. Yatırım yapıyorlar. Büyüme şirketleri. 1,5 yıl sonra oradaki FK 15-20'ye düşecek. Bu enerji şirketleri için gayet güzel ama burada yok. Evet yani böyle ne bileyim böyle bir değişik bir şirket ismini görmek isteriz ya burada. Hep aynı şirketler. Ama genel itibariyle yine hedef fiyatlarının 3 aşağı 5 yukarı hangi ederleri var? Bu arada arkadaşlar bu hedef fiyatlar 12 aylıktır ha. Yani burada mesela bazılarına baktığımızda %20 iskontosu bile yok gibi duruyor. Ya kısa vadede o %20'mi alırım derseniz yanılırsınız. Buradaki bütün hedef fiyatlar 12 aylıktır. Raporun geldiği günü sayın 12 aylık. Tamam. Yani yıl sonu içinde değil yani. Gerçi bazıları diyor ki yıl sonu ama 12 aylıklardır. Bütün raporlar 12 aylıktır. Hangi çeyrekte gelirse gelsin, hangi dönemde gelirse gelsin bütün raporlar 12 aylığı baz alıyor. Bu literatürü de bu geçerli. 12 aylık. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenirseniz, beni mutlu ederseniz, takip etmeniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bu arada yeni videolar çekeceğim değerli dostlar. Yani böyle yeni şirketleri tanıtacağım sizlere. Artık yani yeter. Bir hafta, 2 hafta içerisinde 3 tane, 4 tane Kontrolmatik, Yeotech videosunu çektik. İşte ne bileyim. Biraz yeni yeni şirketlere bir bakacağız. Böyle küçük ölçekli şirketlere bakacağız. Bu küçük ölçekli şirketler bizim için önem arz edeceklerdir. Özellikle getiri anlamda böyle uzun vadede taşıyabileceğimiz şirketleri paylaşmaya çalışacağım. Yani en azından bir 6-7 tane, 8 tane, 10 tane belki güzel şirket bulmaya çalışacağım sizlere. Bu enflasyonist ortamda sektörü de iyi olması gerekiyor. Tüketilebilecek ya ürünlerinin hızla tüketilebilecek bir sektörü seçeceğim sizlere. O sektörler de bizim için önem arz edecek ama şu an hapla ilgilendiğim için, programla ilgilendiğimiz için çok vakit bulamıyorum.
Yoksa normal şartlarda günde en az 1-2 tane video çekmek istiyorum. Yani böyle en azından para girişi, çıkışı, yabancı oranları. Yani belli bir düzene alacağım burayı. Onları çekmeye çalışacağım. Çünkü yani beni şaşırtacak derecede güzel bir geri dönüş alıyorum. Ben genel itibariyle çok fazla yorum okuma fırsatım olmuyor. Hanım genellikle okuyor. Hanım okuyunca da bu sefer bana söylüyor. Sorduğunuz soruları bana soruyor. Ben de videolar içerisinde aklıma geldikçe o soruların cevabını vermeye çalışıyorum. Bu arada küfür etmeyin hanım her türlü okuyor. Çok şükür. Allah razı olsun hepinizden. Yani bu kanalı ciddi seviyelere taşıdınız. İnanılmaz etkileşimler alıyoruz. Biz de öğretmeye devam edeceğiz. Allah nasip kısmet ederse, sağlığımız da el verirse. Ele şu programımız da bir hayırlısıyla çıksın. Çok güzel bir şeyler yapıyoruz da. Allah nasip etsin yani. Allah nasip etsin hepimize. Güzel bir şeyler yapacağız. Yani görüp görebileceğiniz en iyi şirket olabilir yani. Evet, şirketleştireceğiz. Bakalım yani. Her zaman 2 yıldır 3 yıldır bahsediyoruz. Çünkü yani basit bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir Excel tablosu gibi bir şey yapmak istemiyorum. Bak burada Excel'imiz var ama yani bunları yapmak istemiyorum. Bu arada yani o ekranda iskonto falan çıkıyor. Onu göstermeyeyim. Çünkü daha şey bitmemiş. Ama site anlamında çok güzel bir şeyler düşünüyoruz. Böyle gereksiz bilgileri atacağız. Tamamen bir bilançoda dikkat edilmesi gereken bütün kalemleri almaya çalışacağız. En önemlilerini. Ondan sonra değerlemeydi, teknik analiz rasyolarıydı. Ya adam buraya baktığında o şirketin iyi olup olmadığını öğrenecek. Benim ilk günden beri söylediğim cümle budur. O programa, şirkete mesela şişeye mi baktım? Kardemir'deye mi baktık? Yani maviye mi baktınız? Orada şirketin iyi olup olmadığını, güzel bilanço gönderip göndermediğini net bir şekilde göreceksiniz. Twitter'dan da attım bir tane ekran görüntüsünü. Aslında biraz eski bir görüntüydü. Ama ben yine paylaşmak istedim. 3 aşağı 5 yukarı öyle olacak sunum. Yani check-up bölümü öyle olacak. O check-up yani o tarayacak yani ilk etapta böyle bir tarayacak ilk bakış yani. Orada mesela ismini de değiştirmem gerekebilir mi bilmiyorum ama ilk bakış tarzı ya o ilk görüş o ilk aşk önemlidir yani. O ilk baktığında o bilançonun iyi olup olmadığını sana fikir verebilir. Orada mesela inanılmaz o grafikler koyacağız. Çok manyak bir şeyler koyacağız. Yani gece gündüz çalışıyorum arkadaşlar. Vallahi yani sizin için çalışıyoruz. Tamam mı? Bizim için yani borsada para kaybetmemek için sermayemizi arttırmak için yapacağız. Nasip kısmet olursa. Öncelikle tabii Allah Teala izin vermesi gerekir. O izin vermeden olmaz. Nefes bile alamayız. Evet valla. Vay be. Valla birikmişlik var. Konuşmamız gerekiyor. Değerli dostlar, konuşmamız gereken konular var. Konuşacağız inşallah. Siz destek verin. Bu videoyu likelayın. Gerisi de gelir inşallah. Nasip kısmet olursa. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.